Ankara'ya bir soru soracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir sürpriz açıklayacak. Sizce neyi açıklayacak? Cumhurbaşkanımız Cuma günü bir sürpriz açıklayacak. Sizce tahmininiz nedir? Bir sürpriz açıklayacak. Tahmini olarak güzel bir şey bekliyoruz. Ekonomide düzelmenin haberini vereceğinden eminiz. Çünkü gayet düzelmeye yönelik bir politika izlenmekte. Fakat mevcut şartlarda bu sağlanamamakta. İşsizlik krizlerinin yarattığı bunalımdan bayağı bir eleştiri geliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gerekli incelemeleri yapıyor. Gerekli adımlar atılıyor. Ben anestezi teknikeriyim, sağlık teknikeriyim. Yani yapılan şehir hastanelerinde verilen emekleri gördüm iktidardan dolayı. Bunların ileriki adımları atılıyor bence. Daha iyi açılımlar yapılacağını düşünüyorum. Büyük bir sürpriz yani. İnşallah daha iyi olacak. Geniş bir halka hitap edeceğinden eminim. Yani virüsle alakalı bir şey olabilir bu. Hani aşı bulunmuş veya başka bir şey olabilir. Bu konuda olduğunu düşünüyorum ben. Gündemde olan şeylerle alakalı olabilir yani. Yani başka gündemde dolar mesela, dolarla ilgili bir şey de olabilir. Hani ekonomi açısından falan. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü bir sürpriz açıklayacak. Sizce tahmininiz nedir? Yani ya Mavi Deniz diye bir şey çıktı. Karadeniz'de petrol tarzı şeyler varmış. Ya onun için açıklama yapar ya da virüse ilaç bulunmuştur büyük ihtimal. Ama tedavisi çıkar mı? Bence çıkmaz. Zor yani. Türkiye'deki herkes bu virüsü tatacak. Kimisi hayatta kalacak, kimisi de ölecek yani. Bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü açıklaması olacak. Sürprizini zaten yıllardır hep ülkemize sürpriz yapmaktadır. Allah kendisini bu ülkeye ömür boyu bağışlasın. İnsanlarımızın onun kıymetini bilsinler. Onun için Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayalım. Her zaman arkasında millet olarak, devlet olarak olmamız gerekiyor. Olanı da budur. Şu andaki ülkemizin sorunlarıyla tek liderimiz uğraşacak, çalışacak ve çalışıyor zaten de. Daha ileri götürmesi için kendilerinden Cenab-ı Allah'tan ömürlerinin sağlıklı, sıhhatli olmasını Allah'tan niyaz ederim. İnşallah ülkemiz bu bulunmuş olduğumuz rahatsızlık durumlardan inşallah onu da atlatacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok şeylerden atlattı. Bunları da atlatacaktır inşallah. Allah yolunu her zaman sağlığını, sıhhatini, huzurlu ve ülkemize onun gibi bir lider daha gelmez. Gelmesi de mümkün değildir. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı ta 70'ten beri bilirim, tanırım. Onun için saygılarımı sunar. Allah yar yardımcısı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü bir sürpriz açıklayacak. Sizce tahmininiz nedir? Tahminim ne olabilir ki yani? Bu ilk önce işsizliğe bir çözüm bulsun. Bence ilk önce işsizliğe bir çözüm bulsun, ondan sonra bir sürpriz yapabilir bence. Vallahi bir devlet adamının demokratik bir cumhuriyette bu tür halkına karşı yönelik sürpriz açıklamalarını ben anlayabilmiş değilim. Bu bana çok anlamsız geliyor. Bir devlet ciddiyetle yönetilir. Halkıma Cuma günü sürpriz yapacak demenin bir anlamı ve bir mantığını göremiyorum. Ne yapmaya çalıştığını da anlayabilmiş değilim. İnşallah kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin uygun olduğu zaviyeye bir an önce kendisini çeker. Teşekkür ederim. Akdeniz'le ilgili ve üç tahmin var. Bir Akdeniz'le ilgili, bir de Karadeniz'le ilgili, doğalgazla ilgili herhalde şey. Bir de belki bu koronavirüs dolayısıyla inşallah o ilacı bulmuşumuzdur bütün dünya ve ülkemize. Ben öyle tahminim o yönde. Bence aşı bulundu diyebilirim ama inşallah bulunmuştur. Ben mesela şey de olabilir. Teşekkür ederim. Galiba ya doğalgaz bulduk ya da petrol bulduk. İkisinin biri. İstifa edecek. Yayınlanacak mı? Yok. Ya doğalgaz çıktı. Büyük ihtimalle doğalgaz çıktı. Yani bu bir sürprizdir. Yani
Yani ileriye dönük bir şey yok olduğunu ben tahmin ediyorum. Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol sahaları veya doğalgaz sahası olabilir.